Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, değerli büyüklerim. Bir başka Bilin Bakalım programıyla daha Konya'da Konya Bilim Merkezi'ndeyiz. Bu bölümde size kütle, evet. Kütle nedir? Onu anlatacağız. Ağırlık ve kütle, çoğu zaman birbiriyle karıştırılan veya alışkanlıkla birbiri yerine kullanılan iki farklı kavramdır. Peki kütle ne demektir? Kütle bir maddenin değişmez kimliği ve özündeki niceliklerin ölçüsüdür. Peki ağırlık ne demektir? Ağırlık aslında kuvvettir. Birimi Newton'dur ve dinamometre ile ölçülür. Ağırlık, yer çekiminin bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke kuvvettir. Uzayda her madde birbirini çeker. Yani bir madde bir başkasına onu kendisine doğru gelmeye zorlayan bir kuvvet uygular. Öteki madde de aynı şekilde birincisini, onu kendine doğru gitmeye zorlayıcı, aynı büyüklükte bir kuvvetle çeker. Bu çekim gücüne kütle çekimi deriz. Güneş sistemindeki gezegenler aynı kütle çekimi prensibiyle birbirlerine bağlı olarak hareket ederler. Burada dünyada aynı ağırlığa sahip topların, güneş sistemimizdeki farklı gezegenlerdeki kütle çekiminden nasıl etkilendiklerini deneyelim. Farklı dünyalarda ağırlığınız ne kadar olurdu? Konya Bilim Merkezi'nde uzayda ağırlık sergisindeyiz. Şimdi sizlerle bir deney yapacağız ve sergi önümdeki yazılarla beni yönlendiriyor. Hemen başlayalım. Evrendeki ağırlığınız ne kadar geliyor? Açıkçası ben bilmiyorum. Eminim siz de bilmiyorsunuzdur. Diğer gezegen ve yıldızlardaki bir karpuzu kaldırmak için yeterince güçlü müsünüz? Açıkçası ben kendime güveniyorum. Bir karpuzu kaldırın ve ağırlığını hissedin. Birazdan deneyeceğiz. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Tüm karpuzları kaldırabilir misiniz diye bir soru var. Neden olmasın? Uzayda ağırlık sergisinde şimdi deneyimize başlıyoruz. Önümde 2, 4, 6, çok güzel 6 tane karpuz var. Adeta kendimi manavda gibi hissettim. Ama sakın ciddiyetimizi bozmuyoruz. Çünkü ciddi bir deney yapacağız. Çocuklar, gençler çok dikkatli izleyin. Gözlerinizi benden ayırmayın. Yeryüzünde yani dünyamızda ortalama bir ağırlığa sahip olan bu ilk sıradaki karpuzu deniyorum. Ve rahat bir şekilde kaldırabiliyorum. Şimdi dünyamızdaki aynı ağırlıktaki karpuzu bakalım ayda kaldırabilecek miyim? Çünkü ikinci sırada aydaki karpuz duruyor. Hemen deniyoruz. İnanılmaz hafif. Peki dünyadaki aynı ağırlığa sahip karpuzu bakalım güneşte kaldırabilecek miyim? Deniyoruz. Yerinden oynatamadım bile. Bir daha denedim. Olmuyor. Bir gram oynamadı karpuz yerinden. Nefes nefese kaldım. Ama deneyin başında tüm karpuzları kaldıracağıma inanıyordum. Fakat güneşteki, dünya üzerindeki aynı ağırlıktaki karpuz maalesef yerinden oynamıyor. Hemen geçiyoruz başka bir gezegene. Venüs'e. Venüs'te dünyadaki aynı ağırlıktaki karpuzu bu sefer Venüs'te kaldırmaya çalışacağım. Dünyadan daha hafif. Neredeyse aydaki ağırlıkla aynı. Çok hafif. Venüs'ten sonra sıradaki gezegenimiz Mars. Evet, insanoğlunun Mars'a belki gitme hayali var ama öncesinden karpuz gitmiş bile. Şimdi ciddiyeti yine bırakmıyoruz. Mars'ta dünyadaki aynı ağırlığa sahip karpuz bakalım nasıl kaldırabilecek miyiz? Evet, Mars'ta da çok hafif bir şekilde kaldırabiliyorum karpuzu. Acaba lezzetli mi Mars karpuzu? Evet, bu deneyle birlikte gezegenlerin büyüklüğüyle kütle çekimi büyüklüğü birlikte artar diyebiliriz. Uzayda ağırlık sergimizin ikinci deneyine geldik. Şimdi arkamdaki tartıya bineceğim ve dünyadaki ağırlığımı öğreneceğim. Ardından yine aynı tartı sayesinde ağırlığımın diğer gezegenlerde ne kadar olduğunu ölçeceğim. Hadi başlıyoruz. Evet, tartıya bindim. İlk önünde zaten dünya tuşu var. Dünyaya bastığımda kütlemin 85 kilo, ağırlığımın da tartıdaki ağırlığımın 85 kilo ama kuvvet cinsinden tabii ki ağırlığın 835 Newton olduğunu fark ediyoruz. Ay'a bastığımda ise Ay'daki kütlem değişmedi. 85 kilogram. Ağırlığımsa 142 Newton'a düştü. Tabii burada Güneş sistemimizdeki diğer gezegenler de var.
farklı farklı gezegenlerde ağırlığımız ve kütlemizi burada görebiliriz. Merkür'e bastığımda ağırlığımın 333 Newton olduğunu görüyorum. Fakat kütlem yine değişmiyor. Hem Dünya'da hem Ay'da ve Merkür'de kütlem yine 85 kilogram. Ve son olarak merak ediyorum, eğer Güneş'te olsaydım kaç kilo olacaktım? Ne? İnanılmaz. 22.650 Newton yani 2308 kilogram. Ama kütlem Güneş'te de hala 85. Yani ağırlığım tüm gezegenlerde değişse de kütlem hiç değişmiyor. Sizce de ne kadar şaşırtıcı değil mi? Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, değerli büyüklerim. Bilin Bakalım programımızın bu bölümünde ağırlık ve kütlenin ne olduğunu anlattık. Bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız sizi buraya, yani Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bilim merkezine bekliyoruz.